Evet, uzun zamandan beri video çekmediğimiz için heyecanlıyım. Evet, ben de biraz heyecanlıyım ama çok sevdiğimiz bir yere geldik. Evet, gerçekten seviyorum ben burayı. Yeşillik, huzur, dünya mirası. Evet. Güzel bir yer. Çok güzel bir yer. Burayı da size tanıtırız. Evet. Yeni bir videodan hepinize merhabalar. Merhabalar arkadaşlar. Uzun zamandan beri burada yoktuk. Çok heyecanlıyım. Evet. Ara verdik kamp hayatına. Evet. O da biraz bizim için kış zamanından denk geldi değil mi? Evet, aslında kış zamanı her zaman denk geliyordu. Biz bir şekilde kamp yapıp sizlerle paylaşıyorduk. Ama bu sene evimizdeki okuyan sayısı arttı. Önceki takip edenler bunu bilir. Evet. Öğrenci sayısı 3 oldu. Evet. Ben geçen dönem üniversite sınavına girmiştim. Artık emeklilikte bir maceraya atılalım demiştim. Tekrardan üniversite okuyorum arkadaşlar. Sosyal bilgiler öğretmenliği. Birinci sınıfım şu an. İzmir'de merkezde git gel çok yoruluyordum. O yüzden pek bu mecraya zaman ayıramadık. Evet. Yani önceki takip edenler bilir. Gökçeada'da mı başladı bu maceramız? Bozcaada'da mı başladı? İşte bu tercih süreci, acaba okusam mı? Nasıl olur ki acaba diye. Herkesin bir hayali vardır ya. İkinci meslek olarak Hamdi öğretmenlik okumaya karar verdi. Ve bizim için heyecanlı bir süreçti. Ve İzmir'de şu anda sosyal bilgiler öğretmenliği okuyor. Ve tabii Hamdi'nin böyle bir sürece girmesi demek bizim sosyal medyadan biraz daha uzaklaşmamızı sağladı. Çünkü gerçekten yoğun bir dönem. Ekstra Elif'in birinci sınıfa başlaması, Eymen'in bir ortaokul sürecine başlaması hepimiz için yepyeni bir başlangıçlar. Öyle olunca da birazcık sizlerden uzak kaldık. Sizleri gerçekten çok özledik. Sizlerle bir şeyler paylaşmayı, o gittiğimiz, gezdiğimiz yer ya da deneyimlediğimiz şeyleri sizlerle paylaşmayı çok fazla özledik. En çok da o sizden gelen yorumları özledik. Geçen hafta attığımız videonun altına o kadar güzel yorumlar yazmışsınız ki çok hoşumuza gitti. Bizleri özlüyor olmanız, merak ediyor olmanız bizleri gerçekten çok mutlu etti ve gururlandırdı. Gerçekten demek ki sizlerde bir iz bırakabilmişiz. Biz de öyle bir şey oluyor ki sizlerin yorumunu merak ediyoruz. Acaba bu bize neden yorum yazmadı? Herhangi bir şey mi oldu? Hastalandı mı? Başında herhangi bir sorun mu var diye biz de telaşlanıyoruz. Sizlerin yorumlarını da görmek bizleri mutlu ediyor. Evet, bizlerden o güzel yorumlarınızı esirgemeyin, o beğenilerinizi esirgemeyin. Bir şekilde emek veriyoruz sonuçta. Karavan hakkında hala merak edilen, hala gelen sorular var. Bugün onlarla baş başa kalacağız. Hatta çevremizden de bizim videolarımızı izledikçe karavan hayatına merak eden o kadar arkadaşımız, eşimiz, dostumuz oldu ki herkes karavancı yapıyoruz yani herkesi karavancı yapıyoruz. Evet. İnsanların karavan alma hevesiyle beraber akıllarındaki sorular da artmaya başladı. Bunlardan en çok gelen sorulardan birisi de masraflar. Evet, çok masrafı oluyor mu değil mi? Herkes evet, vergi, sigorta bu tarz sorular çok fazla geliyor. Biz de o yüzden böyle bir video çekmeye karar verdik. İstersen şöyle başlayalım. Bilmeyenler için bizim aracımız bir motokaravan. Minibüsten çevrilmiş bir motokaravan. Kaç modelde? 2009 model. 2009 model Citroen Jumper evet. Modelinde bir karavan. Biz bu motokaravanı 3 yıldır kullanıyoruz. Gerçekten de memnunuz motokaravanı olmasından. Daha önce takip edenler bilir. Şunu da bilir. Çekme karavanımız da vardı. Aslında biz ikisini de deneyimledik. İkisinin de bize göre artısı ve eksisi var. Bununla ilgili de çok fazla soru geliyor. Hatta biz daha öncesinde bununla alakalı bir teknik video çekmiştik. Motokaravan mı, çekme karavan mı diye. Ama evet. Şu anda ikinci bir aşama olarak deneyimleyen, ikisini de deneyimleyen bir aile, 4 kişilik bir aile olarak aslında bunun yakın zamanda bir tane daha videosunu çekeceğiz. Çünkü yazın gelmesiyle beraber artık insanların motokaravan mı, çekme karavan mı alsam, hangisi bana daha uygun şeklinde sorular geliyor. En azından aklınızdaki soruları bizim bu videomuzu izleyerek de yanıtlamış olursunuz diye düşünüyoruz. Evet, çünkü insanlarda bir kafa karışıklığı oluyor. Bize hangisi uygun, hangisi bize için daha elverişli şeklinde. Ona da bir yorum yaparsınız kendiniz açısından. Evet, şimdi masraflara gelecek olursak motokaravanın araç şeklinde olduğu için nasıl günlük kullandığınız aracın bakım masrafları varsa motokaravan da aynı şekilde yılına göre, yaşına göre masraflar tabii ki de artıyor.
Yıllık bakımlarını yaptırmak, özellikle sanayiye gittiğin zaman hani 10 bine de çıkabiliyorsun, 100 bine de çıkabiliyorsun. Evet, bunlar mekanik parçaları olan yürüyen bir araç olduğu için tabii ki de masrafları yıla göre değişebilir. Ya da bu sene bir şeyini yaptırıyorsun, ertesi sene başka bir şey çıkabiliyor. Öyle olunca bu masrafları biz bir kenara koyuyoruz. Normal günlük araca yaptırdığımız bakım gibi düşünebiliriz aslında. Evet. Belki normal araçlardan biraz daha fazla olabilir. Çünkü çok fazla el değiştiriyor. Minibüs olsun, panel van olsun, kullanım şartlarına göre değişiyor. Belki siz çok konforlu, çok rahat bir şekilde kullanıyor olabilirsiniz ama sizden önce arabayı satın alıp kullanan kişilerin kullanmasına bağlı olarak aracınızın çıkaracağı masraflar değişiyor. Evet. Şunu da söyleyeyim, sıfır araçlardan da karavan oluyor ama bunu yapabilmeniz için ÖTV farkını ödemeniz gerekiyor. Önceden %220 idi, yani çok pahalıydı, kimse yaptıramıyordu. Ama şu an ÖTV fiyatının %45'ini ödeyerekten motokaravan yapabiliyorsunuz, yani sıfır araçlarda. Yani 5 yılını dolmuş araçları tercih ediyorduk biz. Çünkü o zaman ÖTV farkı çıkmıyordu. Ama şu an öyle bir kanun geldi. Yani %45'e indirdiler. Bu sebeple de sıfır araçlara ya da sıfıra yakın araçlara da motokaravana çevrilebiliyor arkadaşlar. Minibüs olsun, panel van olsun. Bunu da bir dipnot olarak söyleyeyim. Yani 5 yaşından yüksek araçları motokaravana geçirirken ÖTV ödemiyorsunuz. Evet. Peki sigorta masrafları ne kadar? Normal araca göre daha mı pahalı oluyor? Ya şöyle söyleyeyim. Bu otomobil tarzı araçlardaki indirimleriniz karavanda geçmiyor arkadaşlar. Yani bu sigortalarında basamakları var. İşte 4'ten başlıyor. Kaza yaparsanız 3'e 2'ye iniyor. Ya da kazasızlık indirimi olduğu zaman işte 4. basamaktan 5. basamak 6-7 şeklinde yukarı doğru çıkıyorsunuz. Ama motokaravan aldığınız zaman bunun indirimleri faydalanamıyorsunuz. O yüzden normal araçtaki sigorta fiyatlarından biraz fazla çıkıyor ama... Şey gibi mi oluyor tam hani çok anladığım bir mevzu değil ama sanki sıfırdan bir araç almışsın gibi. Yani evet. Otomobil ayrı bir kategori, karavanlar, evet. Minibüsler ayrı bir kategori olduğu için onu ayrı bir kategoride saydığı için sıfırdan başlatıyor. Yani evet. ilkokul, ortaokul gibi. Aynen öyle. Düşünebiliriz değil mi? Aynen senin dediğin gibi. Ama bir tane firma var, onu şimdi burada söylemeyeyim, reklam olur. O firma biraz daha uygun yapıyor. Bunu da karavancıların %90'ı bilir. Yani o firmadan karavan olduğunu ve ruhsat fotokopilerinizi falan gönderdiğiniz zaman biraz daha uygun çıkıyor yani. O yüzden karavan aldığınız zaman direkt bir herhangi bir sigortacıya gidip sigorta yaptırmayın. Önce bir fiyat alın, çevrenize sorun. Evet. Onların yönlendirmesi sizin için uygun olacaktır. Bilmeyenler varsa yorum kısmına yazabilir. Oradan firmanın adını söyleyebiliriz. Evet, söyleyebiliriz aynen. Karavanların da merak edilen muayene süreleri. Karavanın arkadaşlar her yıl muayenesi var. Yani otomobil gibi 2 yılda bir değil. Aslında öyle olması lazım bence. Ama şu an yönetmeliklere göre her yıl muayene istasyonuna götürüp aracımızı muayene yaptırıyoruz. Çünkü biz bunu ticari bir amaçla kullanmıyoruz. Senede belki 2 ay 3 ay hareketli halinde olan bir araç. Yük taşınmıyor, yolcu taşınmıyor. Sadece özel işlerimizde kullanıyoruz. Evet. Yani 2 yılda olursa daha iyi olur ama şu an her yıl muayenesi var. Muayene ücretleri de zaten otomobil fiyatlarıyla eşdeğer. Ya şu da olabilir, karavan furyası böyle artmaya devam ettikçe belki bunları da bir düzenleme getirebilirler. Çünkü biz bu karavan hayatına başladığımız zaman sadece emekli olan insanların kullandığı, daha böyle sakinlik seven kişilerin kullandığı bir hayattı. Arkasından biz aldıktan sonra pandemi patladı. Pandeminin patlamasıyla artık insanlar daha steril ortamlarda tatil yapmak istedikleri için karavana olan talep daha fazla artmaya başladı. Ardından otel fiyatlarının çok çok yükselmesi insanları ister istemez artık karavan almaya mecbur bırakır hale geldi. Öyle söyleyebiliriz. Çünkü konuştuğumuz 10 insandan 8'i benim de karavan hayalim, ben de alacağım ya da karavanım var demeye başladı. Tabii. Çünkü gerçekten tatilini rahatça yapabiliyorsun, geziyorsun, tozuyorsun, içinde yatıyorsun, kalkıyorsun, her şeyi yapabiliyorsun. Bu yüzden insanlar ister istemez karavan alma isteği daha da arttı. Mesela biz şu an ne yapıyoruz?
hava çok güzel. Temiz hava alalım. Karavanımızı koyduk buraya. Çayımızı, kahvemizi içiyoruz. Evet. Huzur bunu her zaman yani. Yapamıyorsun normal araçlarla. Yani bir de çocuklu aileyiz. İçerisinde işte çocuklar üstünü batırıyor. İşte tuvalete ihtiyaçları oluyor. Karınlar acıktım diyor. Acıkıyor. Yani bunu tamamen kendi aracımızda, karavanımızda halledebiliyoruz. Onun avantajlarını da yaşıyoruz yani. Evet. Biz karavanımızı aldık, motokaravan. Evet. Aracımızı hiç hareket ettirmeden bize yıllık yaklaşık ne kadar masraf çıkarıyor? Yani şöyle söyleyebilirim. Şimdi bizim aracımız 2009 model. Bir de bunun ekstra vergisi var. Vergisi de şu an bizim yıllık 3200 lira vergisi var. İşte sigortası da yani şu an tabii benim basamağımda olmadığınız için sizin biraz fazla çıkabilir. Yani ben şöyle kendi aracımdan bahsedeyim değil mi? Daha evet. Bir şey olur. Ya yaklaşık 2024'ün şu an Nisan ayındayız. 5000-6000 bandında sigortası çıkar. Ne yaptı? Bir de işte her senede muayene yaptırıyoruz. Onun da fiyatı yaklaşık yuvarlarsam 12.000-13.000 lira falan yıllık maliyeti var. Evet. Ama zaten bu araçların hepsinin bu maliyeti var. Yani şu an herhangi bir aracınız da olsa bunu zaten ödemek zorundayız. Yani ödüyoruz. Evet. Bir tek ekstra otomobillerde vergiyi ödüyoruz. Muayeneyi 2 yılda bir yaptırırken bunu her yıl yaptırıyoruz. Yani bir ekstra onun masrafı oluyor. Başka herhangi bir masrafı yok. Evet, bizim hatta bir 2-3 hafta sonrasında muayene mevzumuz ortaya çıkacak. Evet. Bakalım muayene ücretleri ne oldu, ne istiyorlar, herhangi bir değişiklik var mı? Bizim aracımız muayeneden geçecek mi? Ya da biz muayeneye götürürken neler yaşayacağız? Bunları da sizinle paylaşacağız. Gittiğimiz zaman bunun da bir videosu gelecek. Buradan bilgilendirme yapalım. Bizim aracımızı B sınıfı ehliyette de kullanabiliyoruz. Onu da bazen bu araçları işte büyük vasıta ehliyeti mi lazım şeklinde merak edenler oluyor. Normal B sınıfı araç ehliyetiyle kullanabiliyorsunuz. Ama tavsiyem şu olur. Bu araçlar otomobil gibi ani hızlanan ya da ani durabilen bir araç değil. O yüzden daha konforlu araç sürebilmek için daha sakin değil mi? Evet. Daha yavaş. Hatta benim bir meşhur bir sözüm var. Onu istersen sen söyle. Karavancının aceleyle işi olmaz. Evet, çünkü çok yer gezmektense böyle daha konforlu, daha rahat tatiller yapmak daha avantajlı oluyor, daha iyi oluyor. Tabii bu da bir de neye yansıyor? Yakıta yansıyor. Bizim yakıt depomuz toplam kaç litreydi? Ya 80 litre. 80 litre. En son doldurduğumuzda 3000'e doldurmuştuk değil mi? 40 TL miydi şeyi? 42 falan şu an. 42 falandı. 43 değişiyor. 3000'e doldurduk. Bundan öncesi videolara baktığım zaman 1600'e depoyu doldurduğumuzda diyorduk ne kadar çok derken şu anda fiyatlar gerçekten uçmuş durumda. Tabii ki hızlı gidersek bu bizim yakıtımızı da etkiliyor. Bizim aracımız, onu da çok soruyorlar. İşte sizin aracınız kilometrede ne kadar yakıyor? Evet. Ya fiyat çok değişkenlik gösteriyor ama litre şeklinde söylersem daha iyi olur. Bizim aracımız 100 kilometrede 10 litre mazot harcıyor arkadaşlar. Yani kilometrede 4-4,5 lira yakıyor, öyle söyleyeyim. Evet, tabii bu da gittiğin yollara engebeli olmasına, araçtaki yük durumuna göre, kullanış şekline göre değişiyor. Bizden daha az şekilde harcayanlar da vardır, daha yüksek şekilde harcayanlar da vardır. Tabii bir de arabaların bazı modeller biraz daha fazla yakıyor. Yani 10 litre bandında diye hesaplayabiliriz. Evet. Ama onun dışında herhangi bir ekstra bir masrafımız yok. Karavanda ama olmuyor. Ama zevki arkadaşlar o kadar çok ki. Zevki çok yani, öyle söyleyeyim. Ama yaşamasını bilene. Tabii. Yani çevremizde de bu tarz insanlar var. İşte buraya gidip ne yapacaksın? O küçük aracın içinde ne yapıyorsun? Nasıl yaşıyorsunuz? Evet. O dar alanda sıkılmıyor musunuz? Burayla oranın ne farkı var? Aynı yerler diyen insanlar da var. Hayata bakışınız karavana çok etkiliyor. O yüzden şunu söyleyebiliriz. İlk defa karavan almak isteyen insanlar için özellikle söylüyorum. Öncesinde bir karavan kiralayın. Bir bakın, size göre mi, değil mi, yapabilir misiniz? Evet.
erkek ya da kadın fark etmiyor. Mutlu musunuz? Önce buna bakın. Çünkü gerçekten karavan hayatı bu güzelliklerin yanında bir sürü zorlukları da var. Tabii. Hani biz burada her şeyin güzelliğinden bahsediyoruz ama her şeyin güzel olduğu gibi zorlukları da var. O yüzden bunu deneyimlemek için bence öncesinde bir kiralamak her zaman büyük avantaj. Evet. Yani burada bayanlara çok iş düşüyor. Değil mi? Evet. Evdeki gibi değil. Yani şimdi bir yeri topluyorsun, alıyorsun, oraya koyuyorsun, orası da alıyor. Topluyorsun, çocukluysan işte yani çok iş düşüyor. Zorlukları var. Evdeki gibi her şeyin makinesi yok. Evet. Bulaşıklar elde. Ne bileyim. Diğer... Bizim mesela karavanda fırın yok. Fırın olsa mesela fırına atarsın yemeğini. Hazır pişmiş olur ama sürekli tencerede bir yemek pişirmek zorunda kalıyorsun. Karavanla geziyoruz diye her gün mangal yakıyoruz. Keyif yapıyoruz gibi düşünüyor. Biz belki senede bir kere çok nadirdir bizim mangal keyfimiz. Biz o tarz şeylere girmiyoruz. Evet. İnsanlar rahatsız olmasın diye. Özellikle mangal yapılan yerdeysek yakıyoruz. Mesir onun alanları dışında, falan oluyor evet. Bazı. Şimdi düşünüyorum en son ne zaman mangal yaktık diye. Çok zor hatırlıyorum yani. Aynen ben de hatırlamıyorum. O yüzden karavanda normal günlük şekilde günlük evimizdeki gibi hayatımızı idame ettiriyoruz. Daha az eşya alıyor. Alan dar olduğu için daha çabuk dağılabiliyor. Su çabuk bitebiliyor. Evet. Hani bunların hepsini göz önüne alarak daha minimal yaşamla iç içe olarak bu şekilde ortaya bir şeyler çıkarıyorsun. Keyif yapıyorsun. Ama onun dışında keyfi gerçekten muazzam. Her yerde evim var. Eymen'in söylediği hatırlıyor musun? Evet. O zaman küçüktü. Artık her yerde evimiz var diyordu. Harbiden de öyle. Karavan kiralamak isteyip de nasıl bir yol izleyeceğini bilemeyen ve vize yazan çok fazla insan var. İstersen onlara da bir aydınlatıcı bir video olması açısından bunun ondan da bahsedebiliriz. Evet, ben tavsiyelerimi söyleyeyim size. Tabii ki. Eğer karavan kiralayacaksanız bence köklü firmalardan karavan kiralayın. Yani bu kaldırım altı böyle kendi karavanını kiralayan böyle düzgün iş yapmayan kişiler de olduğunu duyuyoruz. İnsan tatile çıkıyor, yolda kalıyor, aksilikler yaşıyor. O işte yaşadığı aksilikleri çözmeyen firmalar falan da oluyormuş. Onları da duyduk. O yüzden köklü firmalardan karavan kiralayın. Çok yoğun olduğu dönemlerde, bayram tatillerinde, değil mi? Evet. Oralardan kaçın. Çok kalabalık özellikle olduğu bayram zaman. Bayram tatilinde bence karavan kiralamayın. Evet. Hele mümkünse yani tatiliniz, işiniz ona uygunsa yaz tatilinden ziyade böyle Nisan, Mayıs, Kasım, Ekim o evet. Aralarda karavan kiralarsanız hem fiyatları da uygun olur. Aklınız olsun. Çünkü yaz fiyatları, bayram fiyatları pahalı olur. Diğer dönemleri tercih edebilirseniz hem fiyat yönünden uyguna bulursunuz. Aynı zamanda çok kalabalık olmaz. Daha böyle rahat edersiniz. Kamp alanına gittiğiniz zaman yer bulursunuz. Diğer türlü çok sıkışık olur. Değil mi? Evet, yollar çok kalabalık oluyor bir kere. Gittiğiniz yerde park edecek yer sorun oluyor. Daha sonra karavan hayatını halbuki çok sevecek bir durumdayken sırf o zorluklarını yaşadığınız için daha çok soğuyup karavandan uzaklaşabiliyorsunuz. Biz mesela özellikle bayram tatillerinde daha çok insanların gittiği yere değil de çok daha az bilinen insanların rağbet göstermeyeceği yerleri tercih etmeye çalışıyoruz. Motokaravan kiralayıp da yola çıkanlar için şunu önerebiliriz. Karavanınızı kiralayıp çok uzun kilometreler yapmaya çalışmayın. Çünkü biz yollarda denk geliyoruz. İşte biz karavanı kiraladık. İstanbul'dan Antalya'ya gidiyoruz. Ya da tam tersi değil mi? İstanbul'dan Mersin'e gidiyoruz. Çanakkale'de bir arkadaşla denk gelmiştik. Antalya'dan Çanakkale'ye gelmişler. Karavan kiralayıp Gökçeada'ya. Evet. Evet, Gökçeada'ya gelmişlerdi ve koy koy geze geze gelmişler ama çok yorulmuşlardı. O yüzden sizlere tavsiyemiz böyle bir kiralama aşamasına girecek olursanız çok fazla yol yapmak yerine 3 yerde 4 yerde konaklayacağınız hani böyle kendinize ara rotalar belirleyip tatil yaparsanız daha keyifli olur. Çünkü karavan hayatı öyle bir şey ki çok keyifli, güzel ama bunun öncesinde hazırlanması, işte mutfağı toplaması, tabii. Eşyaları yerleştirmesi, kırılacak şeyleri ortadan kaldırması bu da insan için bir süre sonra zor gelebiliyor. Özellikle ilk defa deneyimleyenler için sürekli bir hengame, sürekli bir koşturmaca bu sefer de insandan yorulduğu için karavan hayatından soğuyor. Bir de şoför için de şunu söyleyeyim, çok yorulur. Hem koşturmayla çok uzun kilometreler yapacak
Yani tatil biraz da dinlenme olması lazım. Eğer dinlenemezseniz de bir hastalıklar falan, bir aksilikler olabilir. Onu da düşünün yani. İlk defa çekme karavan alıp da yola çıkacaklar için de bize nasıl bir yol izlememiz gerekir, ne yapmamız gerekir diye soran çok oluyor. Çekme karavanı sürmek normal araç sürmek gibi değil. Önce bir deneyim kazanmanız lazım. Hatta karavanınız boşken, hiç yüklenmemişken, yakın mesafede sürüş deneyimi yaşayacağınız yerler oluşturun. Oralara gidin, bir park edin, çekin. Okundan çıkarın, bir açın karavanınızı, tekrar takın, bir sinyallere bakın, ne yapmam gerekiyor, nasıl bir yol almam gerekiyor. Önce bunları deneyimleyin. Daha sonra evinize yakın rotalarda gidebileceğiniz bir lokasyon varsa ya da bir kamp alanı varsa, ki özellikle biz bunu tavsiye ediyoruz. Öncelikle deneyim kazanmak açısından kamp alanına gitmenizi tavsiye ederiz. Çünkü etrafınızda siz gibi karavan hayatı yaşayan insanlar olduğu için en ufak bir sıkıntınızda, zorluğunuzda, aracınızla ya da karavanınızla ilgili herhangi bir problemle karşılaştığınız zaman bu insanlar gelip size yardımcı Tabii. olacaktır. Ama onun dışında ilk defa bir yere gidip yalnız kalmaya kalktığınız zaman o ortamın sessizliği bile insanı tedirgin edip korkutabiliyor. Benim ilk başta öyle olmuştu. O gece mesela uyuyamamışım, nasıl olacak diye. O yüzden bu şekilde deneyimlerseniz ya da onlardan farklı fikirler de alabiliyorsunuz. İşte şu yanında mutlaka olsun, bu olsun şeklinde. Hatta biz karavanımızda hangi malzemeleri kullanıyoruz? Yola çıkmadan, uzun yola çıkmadan nasıl bir yol izliyoruz? Ya da tatile giderken yanımıza neler alıyoruz? Bununla alakalı da bir videomuz daha olacak. Gerçekten güzel videolar paylaşmaya çalışıyoruz sizinle. Fikirlerimiz var. Zaman el verdiği sürece bunların da videosunu size atacağız. O yüzden yola çıkmadan dediğimiz gibi mutlaka deneyim kazanın, ondan sonra yola çıkın. Çünkü çekme karavan normal araç sürmek gibi olmuyor. Ki hele ki gideceğiniz yerler daha turistik. Özellikle Marmaris, Datça gibi yerlerse, kalabalık yerlerse çok daha zor olabiliyor. Çünkü normal otomobil gibi değil arkadaşlar. Onun arkasınızda onu olduğunu hissetmek. Yani hem tehlikeli hem güzel. Yani bunu eğer acemiliğinizi attıktan sonra yola çıkarsanız rahat edersiniz. Ama ilk böyle çeki okuna takar takmaz hadi biz şuraya kampa gideceğiz, şuraya gideceğiz kafasındaysanız zorluk yaşayabilirsiniz. Geri zaten çok zor. Evet. Geri gitmek. Onu biraz daha tecrübe etmeniz lazım. O yüzden deneyim kazanmaları her zaman avantaj. Tabii. Sonuçta içinde can taşıyorsunuz. Beraber eşiniz, dostunuz, aileniz, çoluğunuz, çocuğunuzla gidiyorsunuz. O yüzden güvenlik her şeyden daha önemli. Evet. Bir de içerisindeki aletlerden herhangi birinde bir aksilik olur, çalışmaz. Hani basit yolla çözülebilecek bir şeydir. Ya da sizin karavan kiraladığınız firma size söylememiştir. İşte invertörü kapat, aç ya da ne bileyim, değil mi? Evet. Bu hidroforu aç, kapa, su gelmiyor dersiniz. Ne bileyim, su biter, fark etmezsiniz. İşte bazı aksilikler yaşayabilirsiniz. O yüzden tecrübelilerin yanınıza bulunması, kamp alanında olmanız bu tarz şeylerde avantajınızı olur. Bir malzemeniz biter, oradan temin edersiniz. Bir de sosyalleşirsiniz, iyi olur yani. Kesinlikle. Bizim 5 yıl içerisinde o kadar dost edindik ki bu kamp alanlarından. Evet. Yani hala görüşüyoruz, telefonlaşıyoruz, bayramlaşıyoruz. İşte şu an yazıyorlar ya da arayıp görüşüyoruz. Nereye rotara yapacaksınız? Millet de çok heyecanlı, bizi bekliyor yani arkadaşlarımız. Evet, siz de bizi başka yerlerde görürseniz utanıp çekinmeyin. Mutlaka yanımıza gelin. Tanışalım sizlerle de. Mesela karavan kiralayan bir kişi tatile gidiyor. En çok yapılan hatalardan birisi de o oluyor belki de. Senin manzaranın önüne gelip aracını çekip oraya çok rahat bir şekilde konumlanabiliyor. Bu tarz şeyler kamp yerlerinde olsun. Kamp yerlerinde biraz daha nadir oluyor. Genellikle kamp dışı yerlerde. Yani doğal yerlerde diyelim. Daha çok fazla oluyor. Gelip önüne geçebiliyor, senin alanını işgal edebiliyor ya da senin çok dibine gelebiliyor. Evet. Gelip dibinde mangal yakabiliyor, seni rahatsız edebiliyor. Hani bu tarz şeylere dikkat edersek ya da normal günlük hayatta insanların kullandığı yere şezlonglarını yayıp yayılmalar, işte atletle dışarı çıkıp oturmalar, evet, bütün her şeyini yaymalar. Bu tarz şeyler olduğu sürece karavan
hayatı birazcık hayal olacak gibi gözüküyor. Çünkü artık insanlar bu tarz şeyleri görmek istemiyor. Bunları yaşamak istemiyor. Normal bir halk da bunları görmek istemiyor. Çünkü bir gidiyor adam orada 3 ay 5 ay kalabiliyor. Bu da gerçekten orayı işgal etmek gibi bir şey. Sonuçta orası bize ait bir alan değil. Hani biz mesela gittiğimiz yerde en fazla durduğumuz 3 gündür. Neden? Çünkü daha fazla kalabalık etmeye gerek yok. Biz gidelim, bizden sonra tabii bir başka insan gelecekse gelsin, görsün. Ama bir gittiğiniz yerde çok da uzun, özellikle ücretsiz bir yerse orası, gidip çok uzun süre kalıp insanları rahatsız etmeyelim arkadaşlar. Aynen. Misafirlik ne demişler? 3 gün. Evet. Biz orayı misafir olarak düşünüyoruz, 3 gün. Müzik konusunda mesela. Evet ya. Bazı karavancı arkadaşlarımızı da görüyoruz. Adam bu müzik sistemini koyuyor. Ses bombalarını ses bomba, koyuyor. Ama ses bombası o küçük falan değil yani. Bildiğim böyle amfi mi işte bu, evet, düğün salonlarındaki büyük gibi açıyor adam bangır bangır. Yani sen dinlemeyi seviyorsun ama çevreyi de rahatsız etmeye hakkın yok. Evet, kim olursa olsun. Yani bakıyorsun bir evin manzarasını kapatmaya da hakkımız yok. İşte adamın yazlığı var, yazlığın manzarasını kapatıyorsun, güneşini, rüzgarını engelliyorsun değil mi? Evet, giriş çıkışını engelliyorsun. Mesela bu tarz şeylere arkadaşlar lütfen dikkat edelim. Başka insanları milyon dolarlık villaların gidip önüne park etmeyelim. Sonra, ya da bir dükkanın önüne gidip işgal etmeyelim. Sonra diyorlar ki işte zabıta bizi kovdu. Evet. Jandarma bizi kovdu. Ya da polis işte bizi yolladı şeklinde. Yani bunlara dikkat ederseniz bizim başımıza bu tarz bir şey sadece Köyceğiz'de gelmişti. Hatta onun videosunu şuraya bir yere koyarım. O zaman karavanı çektik. Daha böyle hiçbir şey indirmedik. Aracın başındaydık. Zabıta geldi, burada dedi karavanla konaklamak yasak. Dedik biz konaklamıyoruz. Şu an öğlen saati. Dolaşacağız. Olsun dedi. Buraya park edemezsiniz park dedi. Park etmek bile yasak dediler. Çünkü artık bu tarz insanların, işgalcilerin yaşamlarından artık adamlar da gerçekten yorulmuş. Yani park ettirirsen bu kalır işte, evet, şeklinde. Bir de orası da çok böyle dar bir alan. Yani oranın yerli halkın arabasını koyacak bile yer akşamları bulamıyor. Sen de oraya 20 tane karavan dip dibe çekersen oranın yerel halkı da tabii bu konuya tepki gösterir. Musluk sularını ya da tuvalet sularını karavan kiralayıp nasıl kullanacağını bilmeyen çok fazla insan oluyor. Karavan kiraladığınız firmaya mutlaka öncelikle bunları sorun. Bunları nasıl kullanırım, nasıl boşaltırım, nasıl temizliğini tabii sağlarım, nereye boşaltırım, nereye boşaltmam ne lazım. Lazım. Çünkü firmalar bunları anlatmıyor. O yüzden sıkıntılarını da kullanıcılar yaşıyor. Evet. Yani mesela bir yere gidiyoruz, bir bakıyoruz şakır şakır dışarıya bir sürü su akıyor. Mutfak suyunu olabildiğince dışarıya boşaltıyor. O akan sular yağlı sular olduğu için çok pis. Sinek yapıyor, koku yapıyor ve insanlar çevrede rahatsız oluyor. Yani bu su tuvalet suyu mu, musluk suyu mu bilemediğimiz için çevrede gören oranın yerel halkı da bu sefer ne yapıyor? Karavancılar pisliğini gelip boşaltıyor diyor, değil mi? Pisliğini boşalttı diye şikayet ediyor. Daha sonra da her yerden kovulmaya başlıyoruz. Hani bu tarz şeylere lütfen dikkat edelim. En azından bir su atık bidonu ya da normal hiçbir şey yoksa bile 10 litrelik, 5 litrelik bidonlara doldurmamız bile çevreyi temiz tutmamız açısından tabii ki de fayda sağlar. Hani çevreyi kirletmeyelim. Zaten çoğu karavancı gittiği her yerin çöpünü öncelikle bir temizliyor. Çünkü gittiğimiz her alan bizim kendi evimiz, kendi bahçemiz gibi oluyor. Bu da demek oluyor ki ilk başta gittiğimiz alanda önce bir elimize çöp poşeti, evet, bütün etraftaki çöpleri topluyoruz. Kampımızı yaptıktan sonra gitmeden ola ki başka insanların ya da bizden düşen herhangi bir şey varsa diye toplayıp ondan sonra o alandan, aynen, ayrılıyoruz. O yüzden biz size bir sürü mekan gösteriyoruz, tanıtıyoruz ama bunlara lütfen dikkat edin. Çevreyi temiz tutalım. Özellikle vurguluyorum yani bizi izleyen kitlenin bu şekilde olduğunu düşünüyorum. Yani çevreyi toplayıp gittiğini düşünüyorum ama yine de bunu buraya bir dipnot olarak hatırlatma olarak, evet, söyleyelim. Karavan hayatı ucuz mu diye de düşünenler var. Arkadaşlar karavan hayatı zaten aracın maliyetlerini söylemiştim. Ucuz. Yani ama pahalı. Pahalı, şöyle söyleyeyim size. Yani neler yaptığınıza da göre değişiyor. Yani evet, biz genelde evimizde nasıl yaşıyorsak, neler yapıyorsak karavan hayatında da onları yapıyoruz. O yüzden bizim için ekstra bir maliyet olmuyor. Sadece maliyetimiz mazot fiyat oluyor. Evet. Sadece gittiğimiz yol parası oluyor.
Onda da zaten çok kilometre yapmıyoruz. Yani genelde yazın böyle parça parça daha yakın yerlere gidiyoruz. Evimizde elektrik yakacağımız, klima yakacağımız masrafımızı mazot harcamış oluyoruz. Sonuçta elektrik bedava, su bedava. Sadece yediğin yiyecek, o da sizin kendinize kalmış. Ne kadar çok masraf yaparsanız o kadar masrafınız artar. Ya da ne kadar az masrafla mutfak malzemelerini alırsanız o kadar masrafınız düşer. Onun dışında tek özellikle motokaravan için tatil ücreti olarak yiyecek parası. Evet. Var değil mi? Tabii tabii. Yani bu da yaptığımız tatilin kıyaslamasını yaparsak ücret fiyat süper bir tatil oluyor, öyle söyleyeyim. Yani karavan almak isteyip de kafasında soru işareti olanlara buradan güzel bir yol çizmiş olalım. Hiçbir zaman hayallerinizi ertelemeyin. İnsanlar özellikle emekli olunca alırım, işte yaşlanınca alırım, işimi bırakayım alırım, şu olsun alırım diyor ama hayatın bize ne göstereceği belli değil. Yarınımızın olacağı belli değil. Evet. O yüzden hayallerinizi hiçbir zaman ertelemeyin. Eğer böyle bir hayaliniz varsa bir an önce bence başlayın. Bu güzelliklerden sizler de mahrum kalmayın. Bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz arkadaşlar. Eğer kafanıza takılan sorular varsa da yorumlarda yazın, onlara da cevaplarız. Yeni bir videoda görüşmek üzere diyoruz. Hoşça kalın. Hoşça kalın. Yeni videolarda görüşürüz. Görüşürüz.